Geçtiğimiz hafta başladığımız Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setindeki keyifli röportajlarımız bu hafta da devam ediyor. Aksiyon heyecan bir yana, sizler için yapımın iki yakışıklı oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer ve Yalçın Hafızoğlu'yla aşk güzeline konuştuk. Malumunuz Alparslan çok sevdiği Özlem'i kaybettikten sonra adeta aşk defterini kapatmıştı. Fedailer grubuna dahil olduktan sonra ise hayatına mecburi sevgilisi Meltem girdi. Acaba Meltem'le arasında bir yakınlaşma olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de. Şimdi Alparslan o kadar yoğunlaştı ki ya, o arada aşık olabilir mi, gönlünü kaptırabilir mi? Bunlar benim için de soru işareti. Alparslan için daha büyük soru işareti. Her insanın duyguları vardır ama. Tabii vardır ama gizli, saklı yerlerden onu çıkartması da zordur. Yani bu kadar başına zor şeyler gelmiş bir adam için zor olsa gerek. Ben sizi tanımıyorum. Ben senin sevgilinim. Niye gülüyorsun? Hayır, yani bu kimin şakası, ben onu anlamaya çalışıyorum. Seni korumak için buradayım. Yani fedai. Alparslan'ın hayatına ansızın giren Özlem ona kaybettiği sevgilisini hatırlatıyor. Alparslan'ın Özlem'e olan ilgisi bir yana, Meltem ise bir fedai olarak genç adamın sürekli etrafında. Meltem Alparslan'a karşı ilgi duyarsa ne olacak? Yani dediğim gibi ben Alparslan'ın o boşlukta, bu kadar dolulukta daha doğrusu aşık olabileceğini çok sanmıyorum. Ama gönlünü de kaptırabilir. Nasıl? Ha? Nasıl çeviriyorum? Meltem çok Alparslan'ı bırakmayacak gibi gözüküyor ama. Bırakmaz. Fedai o çünkü. Aslan gibi. Daima yanında, arkasında. Bizim asıl merak ettiğimiz ise Alparslan'ın Meltem'le yaşadığı göstermelik birlikteliğe Hayriye Hanım'ın nasıl bir müdahalede bulunacağı. Hayriye Hanım kendine iş buluyor işte. Vallahi buluyor, bir şeyler uğraşacak. E tabi Meltem o şimdi sahiplenir, sarar, sarmalar, pamuklara sarar değil mi? ona öyle şeyler olsun zaten. Olan yine Alparslan'a olur. Hele de be. Ama yalan deme, çünkü anlarım uşağımı. Biri kurşun atacak olsa, önüne geçecek kadar seveyim misin? Bundan daha iyi bir şey için ölmüş olamam. Ana bu kız deli deli. Daha kötüsü. Bu kız sevdalanmış. Biraz da yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu ile sohbet edelim. Geçtiğimiz sezon aşkta hayal kırıklığına uğrayan Hızır Ali Çakırbeyli acaba bu sene gerçek aşkı bulacak mı? Hızır Ali çapkın. Her an olabilir yani, onu bilmiyorum. Ama şu an için birkaç problemi var çözmesi gereken. Dayısını kaybetti, annesini belki özlüyordur. Babasına bir şey olacak diye korkuyor, abisine bir şey olacak diye korkuyor, amcasına bir şey olur diye korkuyor. O orada şu an, onun kafası orada. Ama çapkın yani. Hani arabayla giderken belki bir tane kız görebilir, güzelmiş falan diyebilir yani. Hazır bunların hiçbiri ortada yokken, ben diyorum ki bir otel ayarlasam da oraya mı gitsek? Kafeler var, restoranlar var. İstediğin her yere oturabilirsin Hızır Ali. Niye otel? Tamam, oturalım burada. Yalçın Hafızoğlu'nun çok hayranı var. Hal böyle olunca merak edilen çok şey oluyor. Yakışıklı bir oyuncusunuz. Hayranlarınız tarafından size en çok sorulan soru ne oluyor? Gözler lens mi? Bu soruluyor. Onun dışında Yunus Emre Yıldırımer'le akraba mısın deniyor. Bunlar soruluyor aslında. Gözler lens mi peki, onu soralım. Gözlerim bozuk. Gözlerimde lens var ama kendi rengim. Bu sezon yapımda
çok değerli oyuncuların hayat verdiği yepyeni karakterler var. Kadromuzda yeni oyuncular var. Bu nasıl renk kattı diziye? Çok eğlenceliler, çok iyi iki üstad. Yani biz çok renk kattılar, çok şey kattılar, çok şey katacaklar. Ayrıca bizim için de çok değerli. Ya bu senin soğukla alıp veremediğin nedir Allah aşkına? Halkımızın kemikleri yeni ısınmışken, delik kunduralardan, laylon pencerelerden yeni kurtulmuşken senin insanları soğukla terbiye etmeni onaylamıyorum. Yani şimdi ben bir Eskimo olsam sana istediğim hatayı yapabilecek miyim? Ula Boran, ben sana bu konuya toplumsal açılım mı getir dedim mi? Aksiyon ve heyecan dolu yapımda. Yoğun çalışma tempolarına rağmen bize vakit ayırdıkları için Yunus Emre Yıldırımer ve Yalçın Hafızoğlu'na teşekkür ediyor, keyifli çekimler diliyoruz.